Herkese merhabalar. Bir başka Vahap Şanal oyunu ile devam ediyoruz. Vahap Şanal, Montenegro'da birkaç tane turnuvada oynamış. Benim gördüğüm en az iki tane var. Bir turnuvada 9'da 8,5'la 2860 civarında muazzam bir performans göstererek birinci oldu. Diğer turnuva ise pek iyi gitmedi. Bu oyunda o turnuvadan turnuva iyi gitmemiş ama oyun gerçekten güzel. Şunu vurgulamalıyım ki Vahap Şanal ne olursa olsun iyi satranç oynamaya çalışıyor, konumu zorlamaya çalışıyor. Evet, bazen belki de konumu aşırı zorladığı için kayıplar da olabiliyor ama seyir zevki açısından güzel oyunlar sergilediği kesin. Bu da işte öyle bir oyun. Turnuva kötü bitmesine rağmen oyun çok güzel. Hemen izleyelim. Beyazlar Vahap Şanal, siyahlar yine genç bir Türk oyuncu olsa gerek, Hasan Hüseyin Çelik, 2360 Elo'ya sahip. Tanımadığım bir oyuncu, bakalım oyun nasıl olacak. At F3. İlk hamlede at F3 oynuyor, Rettin'in hamlesi. D5 yapınca G3 ile devam ediyor. At F6, fil G2, C6, rok, fil F5. Beyazların bu tarzda oynaması genelde şu anlama geliyor. Ben uzun teorik mücadelelerden kaçınıyorum. Daha çok oyun ortası becerimizi, konumsal anlayışımızı kullanacağımız bir mücadeleye girmek istiyorum, diyor Vahap Şanal. Şimdi burada D3 oynadığı zaman şahin tatak veya tersten şahin deneyeceğimiz yapı oluşuyor. Çünkü gördüğünüz gibi bu piyon yapısı siyahlarla oynandığında şahin savunması olarak adlandırılmakta. Devam edelim. E6. Siyahlar önemli bir şey başardı. O da filini zincirin dışına çıkmak. D4, D5'li açılışlarda C8'de kalan fil ciddi bir problemdir ve siyahların pek çok açılış stratejisi bu fili geliştirmek üzerine kuruldur. Bu arada siyahların piyon yapısı beyazların G2'deki filinde kısıtlamakta. Yani siyahlar burada C5 sürseydi bir noktada gelecek C4 hamlesi filin gücünü arttıracaktı. Şimdi burada at H4 ile Vahap Şanal hemen file saldırmış. Ve tabii tehdit burada hem fil almak hem de rakibin piyon yapısını bozmak. Siyahlarla oynayan Hasan Hüseyin Çelik de filini kaçmış. Bu hamleyi eleştirmeliyim zannedersem. Çünkü burada eğer o fili hemen verirseniz pek iyi olmuyor. Belki de büyük olasılıkla burada fil G4 ile H3 sürmeye zorlamak gerekiyordu. Eğer beyazlar yapacak diye bir şart yok. Burada F4 gibi bir hamle de var ama eğer beyazlar G4 ile fili sıkıştırmak isterse, yani atla alma konumunu yaratmak isterse uygun bir zamanda, yine tekrar ediyorum hemen almak zorunda değil. At FD7 gibi bir karşı saldırı hamlesi, yani sen filimi istedin ama ben de senin atını istiyorum diyebilirdi. Beyaz fil G6, beyaz atını kaçınca siyahlar da fil G6 ile filini kaçardı ve vermemiş olurdu. Ama siyahlar pek zorluk çıkarmamış ve filini hemen G6'ya kaçmış. At D2, file 7 sonrasında artık at alır G6 yapmış. H G6 sonrasında gecikmedi de olsa ki bu açılış için sıra dışı bir şey değil. Merkeze piyon getiriyor E4 sürerek. A5, bu tipik bir hamle, buna çok baktık. Burada A4, A3 ile alan kazanmak istiyor ama beyazlar A4 sürerek bu sürüşü engellemiş. At A6, vezir E2, kale C8, at B3, at C5, at alır C5, fil alır C5 ve iki taraf da konumunu geliştiriyor. C3 uygun bir zamanda D4 sürecek. Fil E7, fil E3, gelişim, rok. Siyahların rok atmaktan başka çaresi yok gibi gözüküyordu. Evet, şah kanadı biraz zayıflamış ama rok da gerekliydi. Şimdi E5, at D7, D4 sonrasında beyazlar hem geniş alana sahip hem de fil çiftini elinde tutuyor. Sıkışık bir konum olsaydı bu fillerin çok iyi iş yapmayacağını öngörebilirdik ama geniş alana sahip olduğunuz zaman filler etkili olabilir. Yani şunu da vurgulamak lazım. Kapalı konumlarda filler o kadar etkili olmayabilir ama geniş alan sayesinde beyazlar fillerini iyi kullanacak. Şimdi devam edelim. Vezir B6. Şimdi
Zayıflamış bir şah kanadı neden kötüdür? Çünkü zayıflamış şah kanadında hat açmanız daha kolaydır. H4. Böylece uygun bir zamanda H5 sürüşüyle H hattı açılabilecek. Tabi beyazlar kısa rok attığı için kalenin H1'e gelmesi şu anda mümkün gözükmüyor. Vezir A6. Siyahlar tehlikeyi seziyor ve vezir değişimini öneriyor. Ve dikkat edin, burada duble piyona razı oluyor. Vezir alır A6, B alır A6 ile. Ama bunun karşılığında B hattını atak için kullanacak. Ve biz bu B2'deki piyona geri kalmış piyon diyoruz. Açık hatta geri kalmış piyon özelliği zayıf olması. Mesela karıştırmayalım. F2'deki piyon geri kalmış piyon değil. Çünkü hem açık hatta değil, yani şu F7'de piyon var, hem de istese beyazlar, F7 piyonu olmasa da istese beyazlar F4 sürüp G piyonu desteğini alır. Ama şimdi burada B4 süremiyor boşta, iki kuvvetli birden kontrol ediyor. Ve kale B8 yapınca yine B4 sürmesi mümkün değil, bu piyon hedef olacak. Zaten bu sebepten Vahap Şanal, hem vezirini tahtada tutmak istiyor, kafasında bir şah kanadı saldırısı var, hem de değişim çok uygun değil, vezir D1 oynuyor. Burada hemen ileri gitsin diye bir düşünce öne sürülebilirdi ama vezir D3, vezir F5 dalıp vezir değişimini zorlayabilirdi. Aynı zamanda siyah vezir savunmaya dönmüş olurdu. O yüzden vezir D1 niye geri gitti diyorsanız bu sebepten. Şimdi siyahlar vezir kanadında C5 ile yüklenmeye başlıyor. Gerçekten de vezir D1 hamlesi biraz can sıkıcı hamle. Çünkü kaleler arasındaki bağlantıyı kesiyor ve adeta bir anti gelişim hamlesi. Yani gelişmiş vezirini başlangıç karesine çekiyor. Ama diyorum ya, Vahap Şanal olabildiğince zengin konumlar yaratmaya çalışıyor. Mücadele gücünü gösterebileceği. O yüzden buna razı oluyor. Yani bir başka oyuncu siyahların C5 hamlesini görüp böyle oynamayabilirdi. Şah-2 oynamış. Kafasında ilginç bir plan var. Neden bu Şah-2? Ama çok güçlü bir hamle. C alır D4, C alır D4. At B6. Siyahlar vezir kanadından adeta gümbür gümbür geliyor. Kale H1, at C4, fil C1. Yine bu bir vurgu yapmalıyım. Bunların olabileceğini öngörmüş olmalı Vahap Şanal. Filine, vezirine geri çekti. Ama neden? Umudunu şah kanadındaki saldırısına bağladı. Yani bir başka oyunda belki bu riskli strateji kayıpla bile sonuçlanabilirdi. Ama dediğim gibi seyir zevki veren oyunlar yaratmaya çalışıyor Vahap Şanal. Anladığım kadarıyla yani oyundan zevk alıyor. Daha önce YouTube'da izlediğim bir röportajında oyunlarda hiç rakibin gücünü düşünmediğini, yani ne kadar güçlü olursa olsun rakip kafasına onu takmadığını, güzel oynamaya çalıştığını, oluşan konumu merakla analiz ettiğini söylemişti. Burada da bu oyunda da bunu hissediyorum. O yüzden her türlü takdiri hak ediyor bu oyun tarzıyla. Şimdi siyahlar F5 ile şah kanadını kitlemeye çalışmış. B3 atı püskürtüyor. At B6 ve fil F1. Şimdi çok enteresan. Beyazlar önce veziri başlangıç karesine döndü. Sonra fili başlangıç karesine döndü. Sonra kaleyi başlangıç karesine döndü. Sonra fili başlangıç karesine döndü. Zaten A1'deki kare başlangıç karesindeydi. Şimdi buna ne diyeceğiz? Harika bir oyun diyeceğiz. Yani filler, kaleler ve vezir uzun menzili taşlardır. Ve bu taşlar başlangıç karelerinden de iş yapabilir. Yani bu oyunu incelemiştim ama şimdi anlatırken daha da keyifli hale geldi. Satrancın güzellikleri bunlar. Sıra dışılığı gerçekten hoş. Şimdi vezir A7'ye gitmek zorunda. Ve şah kanadındaki fil aslında rakibin piyonlarıyla tıkanmış fil. G2'deyken rakibin piyonlarının tıkadığından bahsetmiştik ya. Bir anda vezir kanadına etkili bir şekilde girdi. Yani bu atın olmaması halinde, B6'daki atın olmaması halinde fil D7 ile zayıf E6 piyonuna saldırabilir. Bu arada bu vezir de çok zavallı hale geldi. Oysa çok parlak gözüküyordu daha öncesinde. Şimdi büyük kaçış başlıyor. Yani beyazlar şah G2, H5 gelip mat edecek siyah şahı ve şah F7 gelmiş.
Şah G2 beklendiği gibi kale H8. İyi karşıladı siyahlar da savunma açısından. File 3. Önce geri gitti beyazlarla ve Apşan al. Şimdi tekrar çıkıyor taşları. At A8. At orada iş yapmıyordu. G4. At C'de oynuyor. Atı adam etmeye çalışıyor. Tabii G4 oynadığında burada piyon boşta. G4 piyonu değil H4 piyonu. Fil alır H4 yaparsa G5'ten sonra fil sıkışıyor. Yani hemen düşüyor mu ayarlayabilir. Kale H3, vezir H1 yapmaya çalışacak. Bu filin gidecek yeri yok. Öte yandan kale H4 alırsa, kale H4, fil alır H4'ten sonra G5 var ama burada bir de G alır F5 seçeneği var. GF5'e vezir H5 şah. F5 alırsa fil D7'den sonra bu piyon çok ama çok kuvvetli oluyor. Evet. İşte bu noktada G4 etkili bir hamle, at C7 yapmış. Fil D3, kale CF8, kale C1, vezir B6, vezir F3, şah E8. Yani şah burada durmak istemiyor, tehlike var diye aklı olarak vezir kanına aktardı siyahlar. Vezir G3, şah D7. Şah gerçekten de kilitlenmiş merkez sayesinde merkezde daha güvenli gözüküyor ama alan üstünlüğü olan tarafın avantajı da bir kanattan diğer kanada aletlerini rahatça aktarabilmesi ve şimdi Vahap Şanal vezir kanadından da yüklenmeye çalışıyor. Kale C2, kale C8. Kale C1 yapacak gibiydi ama bir anda hop şah kanadından da bir yarma fikri H5. İyi oyuncuların özelliğidir. Saldırırken iki kanadı birden kullanabilmesi. Bu arada tabii G alır H5'e GF5 var ve buradan yıkım geliyor. H5 alınamaz. Ama siyahlar sağlı sollu gelirken beyazlar, yani kelimenin tam anlamıyla öyle, bir şah kanadından, bir vezir kanadından, bir şah kanadından gelirken diyor ki şu piyonu alayım bari. Ya eğer bu hamle kötüyse de eleştirmek zor çünkü siyahlara hamle bulmak çok zor. Kale D1 ile filini korumuş. Evet bu şekilde. A4 dalmış. Bu da cesur bir girişim. Yani siyahlar diyor ki eğer başıma bir şey gelmezse iki piyon fazla oyunu kazanacağım. Kale B1. Artık beyazların vezir kanadında 3 açık hattı var. A hattı da açık. Onu kullanır mı bilemem. Ama piyonlar gidince kalelerin değeri arttı. Vezir A3. Fil C1. Fili istemişti. Şimdi hem fili hem cebre gidiyor, fili koruyor hem de vezir tehdit ediyor. Vezir A4'e kale alır, B7 kırmış ve artık bu at açmaz da. Vezir alır D4. Süpürmeye devam ediyor siyahlar. Kim bilir belki de zaman sıkışması var. Ama beyazların ispat etmesi lazım kazandığını, yoksa piyon altta kalacak. Fil D2 ve şimdi tehdit üstüne tehdit var. A5'i alacak, açmazdan atı kazanacak veya yüklenecek. İşte bu noktada siyahlar diyor ki bir F4 yapayım burada. Neden? Vezir alırsa vezirleri değişir. Fil de alırsa fil A5'ten sapar, piyonu alamayacak. İşte bu noktada bir fil B5 şah çekiyor Vahap Şanal. Şah D8 oynayınca işte burada tam talin yapacağı tarzda bir hamle yapıyor. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Rakibiniz tam vezirinizi istemişken acaba ne yapardınız? Hamle kale C7 ünlem. Vezir istekteyken bir de kaleyi veriyor. Al kale senin olsun diyor ve siyahlar terk ediyor. Niye mi terk? Söyleyeyim. Öncelikle vezir alırsa F alır gibi. Şah. Kale D7, şah E8. Kale alır E7. Şah F8. Buraya gitse zaten mattı böyle iki kaleyle. Şah F8. Kale F7, şah G8. Kale G7, şah F8. Kale BF7 mat. Bu şekilde mat var. Peki veziri değil de kaleyi alsa kale alır C7. Kale B8. Kale C8 kapatmak zorunda. Fil A5, veziri kapatınca fil B6, mat. İşte bu sebeple siyahlar terk ediyor. Vahap Şanal'dan güzel bir oyun.
Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videoları kaçırmamak için abone olursanız sevinirim. Herkese iyi günler.